17 Aralık operasyonunu yapan savcılar ve polisler, soruşturmanın gizliliği sebebiyle amirlerine bilgi vermediklerini iddia ediyorlardı. Fakat amirlerden saklanan bu operasyon hazırlığı, daha sonra bazısı yurt dışına kaçacak olan medya unsurlarınca biliniyor ve yeni bir operasyonla gazetelerde, ekranlarda ve sosyal medyada kullanılıyordu. Bunun başlangıç tarihi One Minute'dir. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Davos'ta One Minute sözünü, cümlesini kurduktan sonra, sözünü söyledikten sonra aynı yıl içerisinde hükümete yönelik ve çeşitli birimlere yönelik dosyalar açılmaya başlanıyor. Dinlemeler yapılmaya başlanıyor, hazırlıklar yapılmaya başlanıyor ve ondan sonrası geliyor. Yani burada nasıl bir uluslararası ihale içerisinde olunduğunun çok açık göstergesidir. Aslında 2010 referandumunda evet çıkmasıyla Türkiye'de yargı ve bürokrasi eksenli vesayet anlayışının tasfiye olacağı yönünde ciddi bir umut belirmişti. Artık siyaset yalnızca millete hesap verecek ve iktidarın yolu sandıktan geçecekti. Çoğunluk böyle düşünse de bazıları bu kanaatte değildi. Burada gizli hesapları olan, ajandasında farklı bir vesayet kurma amacıyla bir araya gelen belirli bir grubun yıllar öncesinden de örgütlü biçimde yeni bir vesayet kurumu oluşturmak için çalışarak bu noktaya geldiklerini o anda fark edilmemesi nedeniyle sonuçta görüldü ki 22 kişilik Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda 13-14 üyenin hukuk dışı amaçlarla özellikle yargının en üst idari kurulu olan HSYK'da hakimiyeti kurmak ve onu hakimler ve savcılar üzerinde de bir vesayet aracı olarak kullanmak için hareket ettikleri anlaşıldı. 17-25 Aralık'ta yanlış yapan hakim ve savcılar hakkında yasal soruşturma yapması beklenen HSYK ne yaptı? Soruşturma başlatmadığı gibi kamuoyuna bildiri yayınlamak suretiyle siyasal iktidarın karşısında yapılan bu hukuksuzluklara sahip çıkan bir tavır takındı. 2010 referandumunda evet diyen çoğunluk vesayetin tasfiye edileceği umudunu taşıyordu. Fakat bugünden bakıldığında daha iyi anlaşılıyor ki paralel yapının amacı vesayetin tasfiyesi değil, eski vesayetçilerden boşalan alanı ele geçirmekti. 12 Eylül 2010 referandumuyla bu manada çok önemli bir adım atmıştık esasen. Yani 28 Şubat'la beraber ortaya çıkan bu yargı eliyle vesayeti sürdürme anlayışını tasfiye edecek bir adım atmıştık. Anayasada buna dair düzenlemeler yaptık. Ama burada bizimle beraber hareket eden o zaman bu vesayeti tasfiye etmek için birlikte hareket ettiğini düşündüğümüz çevreler, kesimler, kişiler gördük ki bir süre sonra aslında vesayeti bizatihi değil de vesayetçileri tasfiye etmek ve onların yerine geçerek kendilerinin vesayetçisi olduğu bir sistemi sürdürmek istiyorlarmış. Aslında paralel yapıda tıpkı eski vesayetçiler gibi hukuku sandıktan çıkmadan iktidar olmanın yolu olarak görüyorlardı. Hal böyle olunca hukuk kılıfı adı altında her türlü operasyon ve tasfiye meşru sayılıyordu. Hasım gördüğü herkesi bertaraf etmenin yolunu arıyor. İşte bir takım hukuk ayrı dinlemeler, izlemeler, yöntemler yaparak bilgiler topluyor. Sonra sanki bunları farklı bir kanal derlemiş gibi polis ve yargıyı kullanarak insanları tutukluyor ve insanlar hakkında davalar, asılsız davalar açarak insanları bertaraf etmeye çalışıyor. Tabii öyle bir hale geliyor ki bir müddet sonra bu toplumdaki herkesi kendi yönlendirmeye, her olaya kendisi müdahil olmaya başlıyor. Kendi politikalarını uygulamak istiyor. Devletin, hükümetin, kanunu, kuralının politikası dışında cemaatin kendisi her şeyi yapmak istiyor. Bakın bu kadar kişi uydurmuşlar. Bu sefer uydurmuş. Hiç kimse yok. Uydurmuş ve mahkeme bunları gerçek delil diye kabul ediyor. Paralel yapıya mensup adliye ve emniyet unsurlarının adaleti, devletin işleyişini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak bakımından da sicilleri hayli bozuktu. Sudan bahanelerle insanların özel hayatına giriliyor, uydurma şikayet ve delillerle kolaylıkla dinleme kararları alınabiliyordu. Bir hakim bir dinleme kararı veriyor. Dinlenen numaralar arasında kendi numarası da var, veriyor. Yani orada hangi numaralar olduğunu kendisi bakmamış, incelememiş veyahut da kendisi boş olarak imzalamış. Daha sonra orada mahkeme kaleminde veyahut diyelim ki polis tarafından
veya savcılık tarafından doldurulmuş. O farkında değil. Kendi telefonuyla ilgili dinleme kararı vermiş bir hakim. Bilgisi olsa bunu yapar mı? Aynı anda bir siyasi partinin, bir muhalefet partisi 10 tane yöneticisi izleyip takip edilip onların özel hayatlarının fotoğrafını çekebilen bir yapıyı gördü. İşte devletin Dışişleri Bakanlığı gizli toplantılarını, diğer bakan toplantılarını, devletin bakanlarını, başbakanı dinleyen, izleyen bir garip yapıyı gördü. Aslında burada ortaya saçılanların çirkinliğe kadar bunu yapabilen bir gücün karanlığı da insanlar ürkütüyor. 25 Aralık dosyasında Sayın Cumhurbaşkanımızın veya ismi geçen Bilal Bey'in herhangi bir şekilde resmi kanalla telefon kayıtlarını dinlemesine ilişkin bir mahkeme kararı yok tabii ki. Ama onların irtibatta olduğu herkes bir şekilde dinlenerek, hedef seçilerek bir şekilde onları dinlemişler. Direkt olarak onları dinlemişler aslında. Yani bu iddia tamamen kamuoyunda bir algı yaratmaya dönük, gerçekliği olmayan bir iddia. 3 yıl gibi süren bir dinlemeyi bizim hukukumuz asla ortaya koymamıştır, böyle bir şey yoktur. Veya dinlenmek istenen şahıs farklı bir kimlikle, farklı bir e-mail numarası üzerinden hiç ilgisi olmayan bir suç isnat edilerek dinleniyorsa burada da hukukilikten söz edemeyiz. Elde edilen delilin de hukuki yöntemlerle elde edilmiş delil olduğunu hukukumuz kabul etmez. 17-25 Aralık süreci 30 Mart seçimlerine kadar sürdürülecek bir dizi operasyon zincirinin ilk halkası olarak tasarlanmıştı. 17-25 Aralık sadece yolsuzluk soruşturması olmuş olsaydı herkesten çok biz bu meseleye sahip çıkardık. Çünkü AK Parti'nin varlık nedeni bu ülkede yolsuzlukla mücadele etmek, milletin hakkını, hukukunu sonuna kadar korumaktır. Amaç, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde meşru hükümeti, onun sosyolojik tabanını ve önde gelen sivil toplum örgütlerini önce itibarsızlaştırmak, ardından da tasfiye etmekti. Türgeve yönelik yürütülen aleyhte çalışmalar, aleyhte propagandalar sırasında özellikle medya tabii birinci derecede kullanıldı ve ne yazık ki bugün hala kullanılmaya devam ediyor. Türgev'in o itibarsızlaştırma gayretleri sırasında sürekli işte gazeteler tarafından, belli bir kısım gazete tarafından Türgev'in illegal işler yaptığı, yanlış işlerin odağı olduğu şeklinde bir görüntü oluşturulmaya çalışıldı. Bizim hukukumuzda, kadim medeniyetimizde esastır. Beraat-ı zimmet asıldır. Yani insanların masum olması esastır. Üslup benim üslubum değil ama hak ettiğinizi söyleyeceğim. Bilal Erdoğan'ın gözaltı kararı var ve neden gitmedi deyip de ispat etmeyen şerefsizdir. O kadar ne söylüyorum arkadaşlar. 17-25 Aralık tertibinin başarılı olması durumunda peşinden devreye sokulacak başka siyasi davaların da olduğu, yeni savcıların dosyaları devralmasıyla ortaya çıkıyordu. Mesela sözde Selam Tevhid Örgütü dosyası ele geçirildiğinde Türkiye'de geniş bir kesime yönelik kapsamlı bir sindirme operasyonunun hazırlandığı görüldü. Mesela Selam ve Tevhid dosyası var. Şimdi benim orada da müvekkillerim var. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız orada yabancı devlet başkanlarıyla yapmış olduğu görüşmelerin tamamını kayıt altına almışlar. Şimdi siz Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almamışsanız eğer, onun bütün devlet başkanlarıyla ilgili konuşmalarını hangi saikle, hangi suç iddiasıyla kayıt altına alıyorsunuz? Dosyanın kurgusu dehşet vericiydi. Neredeyse tamamı kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere yönelik büyük bir operasyonun altyapısı hazırlanmıştı. Selam Tevhid soruşturmalarıyla da bir tür İslami Ergenekon soruşturmasına döndürülüp o çevrede ne kadar insan varsa, yani AK Parti'nin çevresinde işte iş adamı, gazeteci, yazar, entelektüel, akademisyen, bürokrat varsa hepsi de bir şekilde işte ya El-Kaide ya İran'a bağlanıp tutuklanacak. Sindirilmek istenenler sadece STK yöneticileri, iş adamları ve bürokratlar değildi. Bizzat milletvekilleri ve partinin önemli isimleri de AK Parti'den kopmaları yönünde tehdit altındaydı. Sevgili dostum Osman Can'la MKYK üyemizdir bizim profesör doktor. Oturup sohbet ederken telefonuna mesaj geldi. Konuşma diye. Sonra ikinci bir mesaj daha geldi. Sen bize lazımsın, onların hepsi tasfiye edilecek diye. Yani artık dinlemeyi ve takibi bu noktaya kadar getirmiş, tek tek insanları korkutmak ve tehdit etmek üzerine kurulu
bir psikolojik savaş yürüttüler bu süre zarfında. 17-25 Aralık tertibinin başarılı olması için darbecilerin medya unsurları da yoğun çaba sarf ettiler. AK Parti iktidarını iç ve dış kamuoyu nezdinde şaibeli kılmak, darbeci medya unsurlarının öncelikli hedeflerindendi. Çok spesifik iş adamları seçilmiş ve bu iş adamlarının yaptığı yatırımların bir şekilde durdurulması, Türkiye'nin ekonomik olarak yeni bir krize sürüklenmesi belki amaçlanmış, uluslararası kamuoyunda Türkiye'deki ekonomik yapı veya yapılan işlerle ilgili ciddi bir şaibe algısı oluşturulmaya çalışılmış. Aslında bir şekilde yapılanların hepsi programlı, sistematik, bilinçli. Yani biz bu dosya kapsamında hiçbir şeyin tesadüfen elde edilen bir takım delillere istinaden yapılan bir suç soruşturması olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. İktidar hırsı paralel yapının gözünü karartmıştı. Türkiye'nin bütün milli kurumları saldırı altındaydı. Suriye'de varlık yokluk mücadelesi veren Türkmenlere yardım götüren MİT tırları bile durduruluyor. Türkiye'nin Suriye'deki aşırı unsurlara yardım etmekte olduğu algısı dünya kamuoyuna yerleştirilmek isteniyordu. Hakimler savcı arasında, polis arasında ortaya çıkan iletişimin, ortaya çıkan hukuka aykırı yapılanmanın ne olduğunu tüm kamuoyu görmüş oldum. Hatta bunun ötesinde uluslararası arenadaki basın kuruluşlarının, bazı örgütlerin nasıl bu yapıya destek verdiği, nasıl bu yapıyla beraber entegre çalıştığı, MİT operasyonunda, diğer tır operasyonlarında ortaya çıktığını hep beraber görmüş olduk. Paralel yapının iktidar ihtirası öylesine fazlaydı ki, devletin en gizli sırlarını kaydedecek sistemler kurmaktan çekinmiyorlardı. Cumhurbaşkanının, başbakanın, meclis başkanı ve bakanların, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının, kritik pozisyonlarda görev üstlenmiş bürokratların da yasa dışı yollardan dinlendiği, bu görüşmelerin kullanılmak ve üzerinde oynanıp servis edilmek üzere depolandığı ortaya çıkmıştı. Çözüm sürecine karşıydı cemaat başından itibaren. Oslo süreci, diğer süreçlerde pek çok provokasyonun arkasında onlara yakın olan emniyetçilerin olduğunu herkes söylüyor. Bütün bunların hepsinin bir araya geldiğini ve en son dershane tartışmalarıyla hükümetin uzlaşmadan vazgeçmesinin ortaya çıkmasıyla, yani yeniden bir kapalı devre uzlaşma çabalarından vazgeçmesiyle birlikte bence cemaat zor zamanlar için biriktirdiği belge, bilgi, işte dosyalarını görücüye çıkardı ve bu operasyonlar için düğmeye bastı. Türkiye 17-25 Aralık'la önemli ve yakın tarihinin en ciddi olaylarından birini yaşadı. Bu olayın sorumluları ve destekçileri 17-25 Aralık tertibinin bir yolsuzluk soruşturması olduğunu öne sürerek darbe girişiminin üzerini örtmek için hala çabalıyor. Ancak hiçbir iddia meşru hükümetin olağan dışı yollardan indirilmek istendiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Türkiye 17-25 Aralık'ta iktidar hırsıyla yanıp tutuşan ve devletin her kademesine sızan bir grubun nelere kalkışabileceğini gördü. Kanım dondu. Gerçekten kulaklarıma inanamadım önce. Çünkü o bedduaya kadar en azından verilen imaj şuydu. Tamamen hoşgörü ve tevazu üzerine kurulmuş bir dünya görüşü ve İşte iki göz odada tüm tuğli emellere sırtını dönmüş gözü yaşlı bir hoca efendi. Fakat o beddua görüntüsünü görünce ve gayet dünyevi, süfli bir mesele için ve anladığımız kadarıyla %100'ünü de tanıdığı intibanı verdiği işte polislerin ya da işte yargı içindeki bir takım klikteki insanların yaptıklarını sahip çıkmak ve aslında tırnak içinde onlara da talimat vermek algısı da bende oluştu. Gerçekten normal şartlarda insani bir talebi içselleştirmiş olmaktan çok, talep edilen bir şeye karşı çekilen sedde yöneltilmiş bir öfkenin görüntüsüydü beddua. Bu nedenle son derece fevri, son derece nefsani bir görüntüsü vardı ve gerçekten de bu manada bir kırılmanın kendisi olarak ortaya çıktı diyebilirim. 17-25 Aralık tertipçilerinin amacı meşru hükümeti ve AK Parti'yi iktidardan düşürmekti. Aslında darbe sadece bir partiyi ya da iktidarı değil, açıkça Türkiye'yi hedef alıyordu. Devletin en üst kademesinden, Cumhurbaşkanından tutunuz. Bak bugün yeni bir şey daha söylüyorum. Anayasa Mahkemesi'ni de dinliyorlar. Ve son zamanlarda atılan adımlar işte bizde bu soru işaretlerini doğuruyor. Çünkü her şeyleri bunların şantaj,
Her şeyleri bunların montaj. Darbecilerin tüm çabalarına rağmen Türkiye, önce 30 Mart yerel seçimlerinde demokrasiye ve meşru siyasete olan desteğini açıkça ortaya koydu. Yine darbecilerin temel hedeflerinden olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de barış içinde gerçekleşti ve Recep Tayyip Erdoğan, milletin oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin. Sonsuz kere amin. Hangi kesim, yapı ya da çeteden gelirse gelsin, her darbe öncelikle Türkiye'yi ve demokrasiyi hedef alır. Türkiye'yi toptan hedef alan her darbenin asıl muhatabı da topyekün millettir. Yolsuzluk 17 bu darbenin susturucusuydu. Ama insanlar bu susturucunun sesini duydular. Çünkü bu bizim alışık olduğumuz bir müdahaleydi. Bürokratik bir müdahaleydi ve buna karşı bunun bir darbe olduğu fikrine daha çok insan sahip çıktı. Türkiye, sandığa gerek duymadan iktidar olmak isteyen darbecilerden, uygulamalarından çok çekti. Bu yüzden yeni bir darbeye geçit vermedi. Pensilvanya'daki zat, oradan tezgah kurma. Unutma, tezgahların üstünde bir tezgah vardır. Millet ve milletin iktidarı devletine, hukukuna, demokrasisine sonuna kadar sahip çıkmıştır. Bundan sonra da çıkmaya devam edecektir. Ama bence asıl mesele bu cemaat unsurlarının, yani bu organizasyonun devletten sökülüp atılması için de iktidara yardımcı olması gerekiyor herkesin. Bunun amacını yok. 17-25 Aralık, 30 Mart yerel seçimlerini etkileyerek Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini kilitlemeyi ve Türkiye'yi uçurumun kenarına getirmeyi hedefliyordu. Fakat planlar tutmadı. Vesayet kurumlarıyla mücadele verdiğimizi, darbecilere karşı birlikte mücadele verdiğimizi düşündüğümüz bu yapı döndü ve vesayetin 2010'da tasfiye edilmesinden sonra bu defa siyaseti tasfiye etmeye kalkıştı. Ve siyaseti tasfiye ettikten sonra da artık devletin sahibi olacaktı. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesini ve emanetini güçlü bir şekilde taşıyan bir iktidar partisi ve bir iktidar grubu vardı. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubu bu darbenin karşısında dimdik durdu. Mesele dünyanın karşısında dünya beşten büyüktür diyen, kendi hesabını milletiyle beraber yapıp iddiasını ortaya koyan, mesele yeri geldiğinde dünyanın zalimlerine karşı one minute diyen bir adamın, bir liderin dışarıda bırakılmasıydı. Artık AK Parti'nin dağılması, AK Parti'nin milletten koparılması ihtimalinin zor olduğunu görenler, hiç olmazsa asıl güç merkezi olan, asıl irade merkezi olan Tayyip Erdoğan'ı buradan yok edelim de AK Parti'yle öyle yolumuza devam edelim iddiasını ortaya koydular. Benim kanaatim odur ki Tayyip Erdoğan'sız bir AK Parti en büyük projeleri, en büyük emelleriydi. Millet, kendisine ve iradesine ipotek koymak isteyen büyük bir badireyi daha sağduyu ve kararlılıkla tarihin çöplüğüne yolladı. 17 ve 25 Aralık başta Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımızı
hedef alan, onun başında bulunduğu 61. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan bir eksik kalmış, tamamlanamamış, başarılamamış darbe hikayesidir.